Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli haberleri, gelişmeleri bu masada yatırmaya devam ediyoruz. Bugün de kentsel dönüşümü ve ekonomiyi tabii ki masaya yatıracağız. Karşımda çok değerli bir konuğum var. Doktor Haldun Ersen bizlerle. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkan Vekili. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler Aleyna Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Türkiye'nin lokomotifi inşaat sektörü ve inşaat sektörü durursa eğer bizim de ekonomimizde bayağı zorluklar yaşarız ki şu anda yaşadığımız bu enflasyonist ortamın en büyük sebeplerinden biri de pandemiyle beraber inşaat sektörünün sekteye uğraması diyebilir miyiz? Böyle bir girizgah yapalım mı? Evet, aslında çok doğru bir yaklaşım oldu. Çünkü biz de hep inşaat sektörünün canlı kalmasının Türkiye ekonomisi açısından, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden bir tanesi çünkü. Yani yaklaşık %9'unu gerçekleştiriyor inşaat sektörü. Tabii inşaat sektörünün durmasının nedenlerinden bir tanesi biliyorsunuz dediğiniz, sizin de dediğiniz gibi pandemi süreci çok etkiledi. Ve pandemi sonrası da tabii biraz maliyetlerin artması, inşaat maliyetlerinin artması. Çünkü birçok mamul ve ara mamul de maalesef yurt dışına bağımlıyız inşaat malzemeleri konusunda. Tabii bu bir girdi. Bu girdiler ne kadar pahalanırsa tabii petrol ve türevlerine bağlı olan malzemeler daha da tabii fiyatlanıyor. Birbiriyle o kadar ilişkili ki yani tabii ülkemizde yaşanan enflasyonist ortam ve aynı zamanda kurun yükselmesi bütün bunları aslında tetikleyen sebepler oldu pandemi sonrasında. Bir de pandemi sonrası tabii insanların biraz tüketim alışkanlıklarını maalesef abartmalarının da etkisi var. Tabii doğal olarak herkes gezmek ya da barınmak, yani bu çok önemli, altı çizilmesi gereken bir konu. Yani barınmanın çok daha önemli olduğunu düşünerek bir takım tabii ki girişimlerde bulundu ve bu girişimler birazcık abartıldı özellikle pandemi sonrası. Siz de biliyorsunuz ki enflasyonu çok ciddi olarak arttıran sebepler arasındaydı. Yani çok enteresan ilişkiler var, korelasyonlar var tabii. Yani iktisatın, tabii ben işletmeciyim, iktisatçı değilim ama doğal olarak doktora yaparken iktisadi kuramlar üzerine de dersleri aldığımız için ve işletmenin de aynı zamanda fonksiyonlarından bir tanesi. Çok ahkam kesmek istemiyorum ama tabii ki son derece bu arasında ikisi arasındaki ilişkinin bozulması ve insanların beklentileriyle arz ve talep arasındaki dengenin daha doğrusu azalması maalesef bizim şu anda inşaat yapamaz hale gelmemizi sağladı. Yani zaten ruhsat oranlarına da bakarsak özellikle pandemi sonrası 2022 yılında ruhsatlar, yani ruhsat alımları inşaat gayrimenkul geliştiricileri tarafından çok düştü. Bunun da yine başka bir etkisi hem dolar kurunun yükselmesi, faizlerin bir ara tabii düşmüştü ama bu arada euro dolar kuru yükseldi. Doğal olarak arasında yine bir korelasyon var biliyorsunuz. Bu sefer faizler arttı ama euro dolar kuru aynı kaldı. Bu da tabii ki bir handikap şu anda. Hani düşünüldü ki tabii ki faizler yükseldikçe işte kur da düşer ama kur aynı kaldı. Hatta biraz biraz yavaş yavaş daha da ileri yukarıya doğru hareketlenmeye başladı. Bütün bunlar aslında tabii ki konutu çok ilgilendiriyor. Ama tabii konuttan ziyade biz kentsel dönüşümle tabii ki ilgileniyoruz. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı olarak. Ben vakfın başkan vekili olduğum için doğal olarak konuların çok içindeyiz. Bunları tabii ki konutla ilişkilendiriyoruz. Şimdi biraz sonra oraya geleceğim zaten Aleyna Hanım. Burada kritik nokta geçenlerde, yani yaklaşık bir 6-7 ay önce bir modelleme çerçevesinde, verilerle bir modelleme yaptık ve İstanbul'da özellikle, mesela bunları başka şehirlere de indirgeyebiliriz. Bu modelleme çerçevesinde aslında stok devir hızı %44 olması gereken İstanbul'un
%42'lerde olması gereken İstanbul'un %24'lere düştüğünü gördük. Yani bu ne demek? Boş konut oranı bu. Şimdi böyle olunca stok devir hızı düşünce yine iktisattaki temel kuramlardan bir tanesi bulunmayanın fiyatı artar. Az bulanın fiyatı artar. Yani bu iş böyledir. Dolayısıyla da doğal olarak inşaat maliyetlerinin de yükselmesi de bir taraftan aynı zamanda bunu tetikledi ve yine iktisadi kuramın da devreye girmesiyle birlikte biraz önce söylediğim ortaya yüksek fiyatlı maalesef konutlar çıktı. Bu çok ciddi bir problem. Çünkü konuta erişebilirlik, ben de geçen ay bir konuta erişebilirlik zirvesi yaptım. Bundan sonraki zirveleri umarım sizleri de davet ederiz. Bu Tabii. konuta erişebilirlik zirvesinde de ortaya çıkan sonuçlar hep aslında bunu gösterdi. Yani bir süre sonra insanlar homeless olabilirler. Yani o kadar, o derece aslında vahim noktalarımız var, verilerimiz var. Bu verilerin tabii bir an önce önüne geçebilmek için şimdi hem hükümet yetkilileri hem de yerel seçimler çerçevesinde siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu konuda aday olan belediye başkanı adayları öyle diyelim, bu konularla ilgili bir takım projelerini sundular ve bunun çözülmesi gerektiğini hemen hemen bütün adaylar biliyorlar. Yani bütün siyasi partiler. Biraz bana yanlış gibi geliyor hocam. Doğru mudur? Çünkü biz belediye seçimlerinden bahsediyoruz ama aslında çok büyük yükler bindiriyoruz. Her iki aday için de, her iki parti ya da başkası kim olursa olsun. Şimdi biz bir belediyecilikten bahsetmiyoruz da şu kentsel dönüşüm gibi karşımızda kocaman bir problem var. Bunu kim çözecekse bu işte çok büyük bir yani devlet eliyle, hükümet eliyle olması gereken bir durumu biz bir belediye başkanına A ya da B partisi gözetmeksizin söylüyorum. Buna Doğru. atfetmemiz aslında yanlış Şimdi değil şöyle, miydi? ama burada şöyle bir şey var. Biraz karışan noktalar şu. Şimdi kentsel bir tek çözümü var bunun. Kentsel dönüşümü hızlandırmak. Fakat biraz önce dediğim stok devir hızları düştüğü için dolayısıyla deplase edemiyoruz insanları. Yani normalde birisinin işte evi kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Riskli bina. Bunu da biliyor fakat taşınamıyor. Çünkü kiralar çok yüksek. İşte orayı satıp bir yeri almak için tabii bu sefer riskli bina, riskli binayı satamıyor, tapıyor şehir olduğu için. Bir taraftan çıksa, satın almaya kalksa maalesef çok yüksek fiyatlar. Kiralama noktasında yine şişen fiyatlar. Yani en büyük sorun aslında kentsel dönüşümün önünün kesilmesi. Yani ve de tabii özellikle tabii ki ülkemizde dışından gelen insanları misafir ediyoruz. Yani onlar bizim misafirlerimiz. Şimdi bunların hepsi barınıyor İstanbul'da ya da başka yerlerde. Dolayısıyla aslında konutlarımız bir şekilde aynı zamanda doğal olarak onların da kullandığı konutlar halinde. Dolayısıyla stok olmayınca fiyat şişer. Bu kiralıkta da böyledir. Şeyde de böyledir. Satılıkta da böyledir. Şimdi bu noktada orası şiştiği için ve orada daralma olduğu için, fiyat şişip de daralma olduğu için kentsel dönüşümü de yapamıyoruz. Yani kentsel dönüşümde boş bir yere ihtiyacınız var Aleyna Hanım. Yani buraları boşaltmamız lazım ki deplase edelim. Burayı açıp, ha, o yüzden ne yapıyor? Tabii ki özellikle belediye başkan adayları, çünkü mecburlar, herkes kendi ilinde rezerv yapı alanları ilan etmesi gerekiyor. Rezerv yapı alanı ilan edilmesi için de işte o çerçevede çalışmaların başladığını biliyoruz. Tabii burada bakanlık nezdinde yürüyor bu çalışmalar. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uktesinde yürüyor. Ama tabii ki belediye başkanı adayları da doğal olarak hani hükümete daha yakın olan tabii ki adaylar bu konuda daha şanslılar. Çünkü bakanlıkla birlikte hareket edebilme kabiliyetine sahipler. Özellikle rezerv yapı alanları ilan edip de işte bu dediğim, bu biraz önce söyledim ya, daralmış olan stoğu açmamız gerekiyor. Yani onu arttırmamız gerekiyor ki fiyat düşsün, kiralık oranları düşsün ve aynı zamanda buradaki riskli binadan insanları başka yerlere taşıyabilelim. Yani deplase edebilelim. Bu üçü arasındaki korelasyonu
sağlayabilmemiz, ilişkiyi sağlayabilmemiz lazım. Tıkanmaların en büyük nedeni burası. Çünkü kentsel dönüşüm, siz de başlarken onu söylediniz. Tabii ki Türkiye ekonomisine çok büyük bir artı katan da bir konu. Yani sadece kentsel dönüşüm yapalım diye olmuyor işte. Bu dediğim noktalar, bu dediğim verilerle ilişkili. Yani anlatabiliyor muyum? Yani burayı açmazsanız burayı boşaltamıyorsunuz. Burayı geliştiremezseniz buradan oraya kaydıramıyorsunuz. Yani bu tip birbiriyle ilişkili noktaları her şehirde yaşıyoruz. İstanbul dahil olmak üzere. İstanbul'da çok fazla yaşıyoruz tabii. Özellikle bir de tabii sadece bizim İstanbul'un bir özelliği daha var. Sadece yurt dışından gelen misafirleri ya da işte yabancıları misafir etmiyoruz. Bir de tabii ki İstanbul'un bir üniversite şehri olması, sanayi maalesef şehri. Yani her şey İstanbul'a yüklenmiş durum. Odaklı, evet. Her şey. Yani dolayısıyla da siz bir şehir düşünün ki, bir bölge düşünün ki Türkiye ekonomisinin %30'unu yapıyor. Yani Allah korusun. O yüzden hani herhangi bir deprem olması durumunda Allah korusun. Yani Türkiye ekonomisinin %30'unun, %25'inin, %30'unun maalesef çökeceği bir ortamda yaşıyoruz. Yani her şeyi buraya atfetmişiz. Her şeyi burayla ilişkilendirmişiz. Bu bölgeyle. Şimdi bu tabii bir ülke için aynı zamanda çok ciddi bir beka sorunu. Çünkü İstanbul'u resmen kaybetmek anlamına gelir. O yüzden de İstanbul'la ilgili çok ciddi hızlı önlemler alarak tabii çalışılması gerekiyor. Özellikle kentsel dönüşüm açısından. Ama başka şehirlerimizde de benzer sorunlar aynı şekilde devam ediyor. Orada da yine stoklar, arz talep dengesi dediğim gibi pandemi sonrası artan fiyatlar, enflasyonist ortam orada da tabii ki aynı şekilde devam ediyor. Orada da ruhsat sayıları düşük. O yüzden orada da yine deplase edemiyoruz başka yerlere. İnsan, aynı hani İstanbul için anlattıklarımın aynısı o şehirlerde de var. Dolayısıyla bu şehirlerde rezerv alanları, o yüzden aslında belediye başkanları bu rezerv yapı alanlarını ilan edilerek o şehirlerde konut üretimini tetiklemeliler. Burada tabii önemli noktalardan bir tanesi, bu bir çözüm, başka çözüm yok. Ben şu anda resmen size reçeteyi söylüyorum. Tek çözüm bu. Herkes buna göre hani ona göre ne yapacaksa, nasıl şey yapacaksa yani hareket etmeli. Ya da hazine arazilerinin gayrimenkul geliştiricilere kiralanması gerekiyor. Modeller oluşturulması lazım. Yani orada işte hazine arazilerine gayrimenkul geliştiriciler, hazine diyecek ki sen gel bakalım gayrimenkul geliştirici, yani inşaat firmalarına, müteahhit firmalara ya da amiyane tabirle, burada ben sana bu alanı açıyorum, bu alana sen konut alanı olarak ben ilan ediyorum, çünkü oralar yani hazinenin elinde bambaşka şekilde hani duruyor olabilir. Sen buralarda konut geliştir ve bu stoğu yükselt. Bunlar sosyal konut olabilir, yani bunlar orta gelirler için konutlar olabilir, yani ulaşılabilir konutlar üretebilmek için çok önemli. Dolayısıyla kentsel dönüşümdeki bu rezerv yapı alanı meselesini bizim buraya kaydırarak hem ekonominin önünü açmak, hem de kentsel dönüşümün önünü açmak, hem de konuta erişebilirliğin önünü açmamız bu anlamda şart. Dolayısıyla iki tane çözüm var. Hocam şimdi araya gireceğim ama öncelikle rakamlarla konuşmak gerekirse Türkiye'de %20 sadece kiracının Türkiye genelinde mi, İstanbul genelinde mi? Aslına bakarsanız %20'lik bir kesimden bahsediyoruz ve bu %20 gerçekten ev sahibi olmak istiyor mu? Ona göre arz talep 100 kişiden dengesini. 27 kişi 2022 verilerine göre kiracı durumunda. Bu da her 100 kişiden 6'sının daha kiracı ordusuna katıldığını gösteriyor. Yani aslında 2012 yılında her 100 kişiden yaklaşık 21'i kiracıymış. Fakat gün geçtikçe maalesef kiracılık oranı artmaya başladı. Yani bu onu gösteriyor. Yani 2012 ile 10 yıl içerisinde %6 bir artış var. Aslında bu sayı 6'dan biraz daha yüksek, çünkü artış oranı %6,3 puan gibi aslında gözüküyor. Peki Dolayısıyla şunu da 2023 soracağım. yılı tarihi Şimdi 2024 benim yılına geldiğimizde, çok özür dilerim, bu oran büyük olasılıkla 8'e çıkmış olabilir. Şimdi ama bir de öyle bir ciddi orada yine risk var ki insanların kiraya ulaşmakta da biraz önce söylediğim gibi sıkıntıları bununla birlikte artabilir.
Çünkü ayrılıklar artıyor günümüzde. İnsanlar yalnız yaşamaya başlıyorlar. Öğrenciler çok fazla şey değiştiriyorlar. Yani doğal olarak hani burada daha fazla tabii ki kiracı ortaya çıkacak yüzdesel olarak ve daha fazla konuta ihtiyacımız olacak. Çok bundan çok uzun bir süre değil. 3-5 yıl önce benim de iş yerim çok uzak diye işte yol masrafı çok yoruluyorum. Bu sebeplerden ötürü evimden ayrılmak gibi bir planım vardı. Maliyet hesabına vurduğumuz zaman işte kiramın işte maaşımın %20-25'ine tekabül ediyordu ve gerçekten ulaşım masrafları vermiş olduğum ulaşım masrafları aslında kiramı bile karşılıyordu. Bu pandemiden önceki süreç ama şimdi pandemiden sonraki süreçte bunu yaklaşık bile söz konusu değil. Bu sefer iş değişikliği vesaire vesaire. Artık hayatımızda bir takım şeyleri değiştiriyoruz. Memursak işte İstanbul içinde yaşayamıyorsak İstanbul dışını tercih etmeye çalışıyoruz. Kiraların bu denli artmış olması, ekonomiyi de bu kadar çok sekteye uğratırken nasıl bir çözüm olacak? Nasıl ortadan kalkacak? Ortada çok büyük bir problem var ki bunu bir de işte geçtiğimiz yılın başında yaşadığımız maalesef 6 Şubat depreminin de etkisi var. Ekonomiyi sarsan bir etkisi var. Şimdi buraya bu hale getirecek olursak, şu ana gelecek olursak nasıl düzelecek, ortadan nasıl kalkacak? Şimdi öyle enteresan bir veri var ki elimde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksindeki yıllık artış 2022 yılında %189 olmuş aleyna. Ama Şimdi gelir aynı şekilde değil. %189 bir artış olunca onu alan kişi ne yapıyor? Kiraya da aynı şekilde artış yapıyor. Yani kiralarda da benzer artışları %100'ün üstünde görüyoruz. Ve tabii ki Türkiye'de böyle bir ekonomi yok. Sorun orada. Şimdi o yüzden diyorum ya elimizdeki stoklar konutla ilgili stokların azalmasından kaynaklandığı için bu fiyatlar bu kadar yukarı çıkıyor. Ve doğal olarak da hani zannediliyor ki işte mesela şöyle de bir durum var. İnsanlar özellikle bu geçtiğimiz yıl biliyorsunuz çok fazla ev aldılar, araba aldılar, sattılar biliyorsunuz. Yani bunu bir iş haline getirdiler maalesef. Neredeyse 5 kişiden biri galerici, her 5 kişiden biri emlakçı oldu. Komisyonculuk yapmaya Emlakçı oldu. başladılar. Yani aynen. Şimdi böyle olunca da ne oldu? Adam mesela bir evi vardı, bir evini ipotek ettirdi, gitti onunla yine bankadan kredi aldı, yeni bir ev aldı. Yani aslında baktığınızda bu evleri satın alanlar hep yatırımcılar. Satabildiğini sattı, satamayı elinde patlayanlar şu anda maalesef çok zor durumdalar tabii ki. Çünkü niye? Zannettiler ki bu böyle devam edecek. Yani enflasyon ortamın temel şeyi insanların ahlakları bozulur. Yani dolayısıyla da hiçbir şeye bakmazlar. Ben al ala sat sat, sat 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 sat, pat pata pat pat deriz biz buna amiyane tabirle. Hani herkes alır satar, alır satar, aldı sattı, aldı sattı. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki maalesef Aleyna Hanım fiyatların bu artışını engelleyebilecek çözümleri biraz önce söylediğim gibi yaratabiliriz. Ancak İstanbul için söylüyorum, 2'ye kadar rezerv yapı alanlarının acilen oluşturularak buraya konutların hızlı bir şekilde yapılması ve bunların öncelikle ihtiyacı olan insanlara ya da kentsel dönüşümün önüne açılacak riskli bina. Yani öyle enteresan bir şey var ki hem ihtiyacı olanlar var hem de bir taraftan elimizde çok ciddi riskli binalar var. Yani Türkiye'de ve İstanbul'da ortalama riskli binamız %70. 1 milyon 300 bin işte konuttan bahsediliyor. Milyon Bir an önce. konutun evet 600 bininin bir an önce dönüşmesi gerekiyor. Yani 1,5 milyon riskli bina 600 bininin acilen dönüşmesi. İstanbul için 7 milyon toplam. Peki bunun bir seferberlik haline getirilmesi gerekmiyor mu? Yani sadece işte belediye başkanlığı nezdinde değil de işte bakanlık dahilinde bir seferberlik oluşturulması. Yani aslında olması gereken bu değil midir? Seferberlik zaten bu bir beka sorunu zaten. Yani biz Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı olarak da hep bunun üzerinde duruyoruz. Yani bu bir Türkiye'nin çok ciddi bir güvenlik sorunu aslında. Dolayısıyla bu anlamda tabii ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da elinden gelen gayreti gösteriyor. Ama öyle büyük bir kütle ki yani
Bu kütle yıllara sari olarak, yani 99 öncesi, ben size bir veri vereyim. Mühendislik ve mimarlıktan, inşaat mühendisliği ve mimarlıktan faydalanma oranını söyleyeyim mi size? Buyurunuz. %17. Yani her 100 binadan 17'si sadece mühendislik şeyi almış, hizmeti almış. Geri kalanlar yarım çavuş, yarım kalfa adamların maalesef işte Karadeniz'den gelen müteahhitlerden tutun, işte nereden ne yaptığı belli olmayan adamların elinde maalesef bu binalar, bu konutlar yapılmış. Hiçbir şey almadan, ne kullandıkları beton belli, ne demir belli ve oturulan binaların %70'i böyle. Şimdi biz bunların %14'ünü dönüştürdük. Tüm Türkiye için söylüyorum. Ama %70 ile 14 arasında %56'lık daha bir alan var ki, dediğim gibi bu artan fiyatlarla ve yükselen maliyetlerle kentsel dönüşümü yapmakta zorlanıyoruz. O yüzden bizim 3 tane şeye ihtiyacımız. Bir, hazine arazilerini, kamu arazilerini bir an önce gayrimenkul geliştiricilere onlara kiralayarak, yani yap işlet devret şeklinde, satarak değil, yap işlet devret, yani orayı yapacaklar, işletecekler, belki kiralayacaklar, bir kiralama modeli geliştirecekler. Toplam konut stoğumuzu arttırmamız gerekiyor. Dedim ya, zaten devir hızımız çok düşmüş. İkincisi, özellikle rezerv alanların sayısını artırmamız gerekiyor şehirlerde. Ve oralara da sosyal konutlar, yani TOKİ'nin hızlı bir şekilde sosyal konutlar yapması gerekiyor. Dolayısıyla bu ikinci çözüm. Üçüncü çözüm ise bence burası da çok kritik. Biliyorsunuz ülkemizde birçok yaşayan, bizim misafir ettiğimiz insanlar var. Bu insanların da kendi böyle her birinin başka bölgelere, yani dağılarak yönlendirilmesi bence çok önemli. Çünkü hem güvenlik açısından da bu çok çok ciddi bir konu. Yani tabii ki bunlara çok girmek istemiyorum. Mutlaka İçişleri Bakanlığımız bu konuda çalışıyordur. Yani ne demek bu? Aynı yerde get dolaşıyorlar ve dolayısıyla orada çok ciddi güvenlik riskleri olma olasılığı var. Bir taraftan da oralardaki fiyatlar da tabii ki hani bir şekilde yine artmaya başlıyor. Çünkü bizim elimizde, bakın, elimizde bir şey var. Bu elimizdeki şeyin doluluk oranı doluyor, 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 doluyor. Bir yerden sonra diyor ki, ben diyor artık bunu kaldıramıyorum diyor. Yani çünkü planlanmış, yani özellikle mesela İstanbul için söylüyorum, planlanmış bir şehir yapısıyla İstanbul'un şu anda İstanbul'daki insan sayısı maalesef birbirinden çok farklı. Yani dolayısıyla da arazi geliştirmekte zorlanıyoruz. O yüzden kamu arazilerini hızlı bir şekilde gayrimenkul geliştiricilere mutlaka kiralayarak, dediğim gibi hiçbir şekilde şey yaparak değil, tabii ki onu yine Maliye Bakanlığı çok iyi bilir. Ama hani başka çözümümüz yok. Gayrimenkul geliştiricilerin burada hem kâr edici, hem herkesin kazanacağı bir sisteme ihtiyacımız var. Hem hükümet, devlet kazanacak bundan. Çünkü vatandaşını, yani biliyorsunuz, yani konuta erişmek anayasanın hani en önemli maddelerinden bir tanesi. Yani her vatandaşın konuta erişebilir olması gerekiyor. Sadece satın alma bazında değil, aynı zamanda kiralama bazında da erişebilmesi lazım. İkincisi, dediğim gibi özellikle bu yabancı vatandaşların belki dağıtılarak onların farklı farklı illerde ikametleri söz konusu olabilir ve dolayısıyla oradaki stoklar açıldıkça doğal olarak hem kentsel dönüşümün önüne açılacaktır, hem de kiralar düşecektir. Bu konularda tabii ki bir takım önlemler belki alabilmek gerekiyor. Çünkü sadece Suriye'den gelenler değil, Rusya'dan gelen Evet, binlerce savaş insan var. ortamından sonra özellikle Yani biz Antalya'da bir değil, lobileştikleri konuşuluyor. aynen öyle. Yani bu sadece İstanbul'da özgü de değil. Antalya ve Alanya'da şu anda adım atamıyorsunuz. Yani oralarda çok ciddi aslında sorunlar da var. Bütün bunlar tabii daha da fazla birikmeden ve gelişmeden, çünkü biz bunları söylemek de zorundayız. Yani bilim adamı olarak paylaşmak zorundayız. Bu bir şey değil. Yani bunların önlemlerini alabilmemiz için bunlar şart. Yani bir şekilde bunları geliştirmemiz lazım. Ve dolayısıyla da hani tabii ki insanlara gelme diyemiyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Yani bu
doğal olarak hani kafa tasçı daha girer. Ama bir taraftan da bizim de ülkemizin kaynakları sınırlı. Yani bu kaynakları biz nereye kadar tabii ki hani şey yapabiliriz, nasıl sağlayabiliriz? Bunlar düşünülmesi gerekiyor. Yine bir zannedersem yeni bir şey var. Yönetmelikle birlikte eskiden çok rahat şey alırken şimdi oturma izinleri zannedersem 3 aya falan çekildi yabancıların. O çok önemli bir bence çalışma. Bütün bunlar arz talep dengesini Aleyna Hanım tabii ki çözecek olan ve fiyatların düşmesini sağlayacak olan nedenler arasında. Tabii yine üniversiteliler özellikle pandemide biliyorsunuz hepsi devam ettiler eğitimlerine. Daha Uzaktan Skype'dan eğitimle. uzaktan eğitim aldılar. Ama sonra pandemi sonrası hepsi doğal olarak kendi şehirlerinden farklı şehirlere geldiler. Yani doğal olarak mesela İstanbul'a birçok Konya'dan, İzmir'den, Ankara'dan öğrenciler geldi. Bunlar da yine bu konutları şey yapıyorlar doğal olarak. Orada oturuyorlar, yaşıyorlar. Yani dolayısıyla da bizim acilen konut üretmemiz lazım. Yani tabii ki hem gelecek yabancıları tabii ki misafir edebileceğimiz, hem öğrencilerimizi tabii ki barındırabileceğimiz, hem de tabii ki esas ihtiyacı olan konut almaya ihtiyacı olan kişilere önünü açabileceğimiz şeylere ihtiyaç var. Diğer türlü yatırım yapılması tabii çok önemli Türkiye'ye. Biliyorsunuz son yapılan şeylerle Türkiye'yi yabancı yatırımcılar için yatırım yapılabilir ülke statüsüne kavuştu. Bu çok önemli bir şey. Yani CDS'lerimizin işte düşmesi, aynı zamanda diğer konulardaki işte şeylerimizin, Merkez Bankası verilerimizin gelişmesi, artması. Bunlar önemli veriler ve Türkiye şu anda yatırım yapılabilir ülke statüsüne geldi. Şimdi bu noktada gerek Standard Poor's'un gerekse diğer değerlendirme kuruluşlarının yaptığı biliyorsunuz raporlar çerçevesinde son bir ayda. Şimdi bunlar önemli şeyler. Tabii özellikle 2024 yılında yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye olan ilgisiyle birlikte ben bir nebze bu gelişmelerin olacağını Türkiye'ye gelecek olan kaynakla birlikte çünkü kaynak ciddi kaynak bunlar. Yani yatırım kaynakları olacak bunlar. Yani sıcak para şeklinde değil. Dolayısıyla da bir şekilde bunun daha rahat çözülebilecek bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Yani bunların hepsi birbiriyle farkındaysanız ilişkili konular. Yani koparamayacağınız konular. O yüzden de kentsel dönüşümle aslında ekonomi ve konut ilişkisini ben değerlendirmeye çalıştım. Üçünü birbiriyle ilişki çözümlerini farkındaysanız Evet aktardım. hocam. Bunlar çözümler, olabilecek çözümler. Rezerv yapı alanlarının yine belediye yerel seçim sonrası hızlı bir şekilde bütün belediye başkanlarının rezerv yapı alanlarını hızlı bir şekilde ve kentsel dönüşüme inanılmaz derecede ağırlık vererek ama önce rezerv yapı alanlarını ilan ederek bütün adaylar da zannedersem bu konuda çalışıyorlar. Tabii bu konuda Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tabii ki UKTES'inde rezerv yapı alanının ilan edilmesi konusu ve bu konuda da tabii çalışarak oralarda çünkü bir de şöyle de bir şey de var Aleyna Hanım siz artık daha önce hiç bakılmıyordu buna. Maalesef Türkiye birçok konutunu işte Hatay'da veya diğer şehirlerde de gördünüz. Yanlış yerlere yapmış durumda. Doğrudur. Yani zemin etütleri yapılmadığı için şimdi hani her yere de konut yapamıyorsunuz. Dolayısıyla buralara da çok yani rezerv yapı alanı ilan edilirken bu boş arazilerin aynı zamanda yani bizim tarımda nasıl ekilebilir alan diyoruz, konut yapılabilir alan bulmamız gerekiyor aynı zamanda. Burası çok önemli. Yani dediğim gibi zemini sağlam, sıvılaşma olmayacak, tarla vasfında olmayacak, bataklık olmayacak yerlere konut yapabilmemiz gerekiyor. O da tabii ve aynı zamanda su havzaları olmaması gerekiyor. Çok çok önemli noktalardan bir tanesi. Ormanlık alan olmaması gerekiyor. Bunlar çünkü şehrin aynı zamanda
şehircilik, yani bizim vakfın bir şeyi de şehircilik biliyorsunuz. Yani kentsel dönüşüm yapalım diye hayda konut doldurmak, bu da doğru bir şey değil. Yani şehrin nefes alması gerekiyor. Şehrin suya, oksijene ihtiyacı var. Yani yoksa iklim değişikliğine maruz kalıyor şehirler. Yani bir de böyle bir sorun var. Yani karbon salımı betonla birlikte, betonun artmasıyla birlikte karbon salımı oranı artıyor. Bakın çok Evet enteresan. hocam. Dolayısıyla da bütün fırtınalara, yağmurlara, sel baskınlara açık bir şehir haline geliyorsunuz. O yüzden bunları da düşünerek, çevresel faktörleri de düşünerek mutlaka bu rezerv yapı alanlarının geliştirilmesi ve ona göre de bilimsel çalışmalarla yapılması gereken şeyler bunlar tabii. Yani dolayısıyla o alanlara da hızlı bir şekilde dediğim gibi gayrimenkul geliştiricilerle kamu özel sektör işbirliğini sağlayarak, burası çok önemli. Çünkü kamu her şeyi kendisi yapamaz. Yani mutlaka özel sektörle işbirliği yapması gerekiyor. Yani bilmiyorum bu reklama girer mi? Yani bütün bu firmaları devreye sokması Tabii ki. lazım. Orada olması gerekiyor bu En markalı büyük konut firmalarının. konulardan biri de sorunlardan biri de zannedersem sonuçta bütün hepsini bütün o arzı işte devlet eliyle yapılamayacağı bu anlamda inşaatçıların da devreye girmesi söz konusu olacak mı ve de denetlenmesi nasıl olacak? Evet, tabii ki zaten onu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yani Maliye Bakanlığı'nın açacağı şeyle birlikte açması gerekiyor. Bu rezerv yapı alanlarının, çünkü bir olurunun Maliye Bakanlığı'nın tarafından da verilmesi lazım. Ya da işte gayrimenkul geliştiricilere kiralanacak olan hazine arazilerinin, ki olması Her gerekiyor birini çünkü TOKİ başka şey. yapamayacak sonuçta. O kadar Çünkü elemanı neden? olmayacağı için. Neden? Bir şey daha aktarmak istiyorum. Burada en büyük sorunlardan bir tanesi, böyle başka türlü çözemeyeceğiz. Arsa maliyetleri çünkü çok artmış Doğru. durumda. Yani siz bugün İstanbul'da, o yüzden zaten bir de şeyler çok arttı. Yani sadece doların artışı, işte bilmem ne falan filan değil. Arsa maliyetleri de tabii ki bunu tetikliyor. O yüzden de hazine arazilerine orada daha uygun fiyatlı, daha uygun şartlarda hazine bu firmalara buraları kiralarsa, firmalarda tabii arsa maliyetleri ortadan kalkacağı için, doğal olarak Aleyna Hanım, sadece oraya ne maliyetini yansıtacaklar? İnşaat malzemesi maliyetini, işçilik maliyetini yansıtacaklar. Dolayısıyla da siz 6 milyona bir konut arsa maliyeti, çünkü onun üzerinde neredeyse baksanız o %30 arsa maliyeti var. Bu da yaklaşık, ben size söyleyeyim, 6 milyonluk bir konutta arsa maliyeti fiyatı, ben size söyleyeyim, yani 1200, 1800, yani 2 milyon 200 bin liranın üstünde. Arabalardaki ÖTV gibi. Maalesef arsa sahipleri Türkiye'de, İstanbul'da özellikle aynı şeyi aşmış durumdalar. Yani maalesef. Çünkü biliyorlar, arz talep dengesi şey yaptı. Ah, ben de arttırayım diyor. Dolayısıyla burada tabii çok zorlanıyor geliştiriciler. Mecburen bunları maliyetlere yansıtıyorlar. Yani bakın ne diyorum, 6 milyonluk konutta 2 milyon 200 arsa maliyeti. Şimdi onu düştüğünüz zaman doğal olarak siz 3 milyon 800 bin liraya, demek ki hazine arazisi olan bir yerden çok rahat, istiyor hazinenin yine belirleyeceği rakamlarla, 20-30 yıl vadeyle, daha düşük Oranlarla. şeylerle, oranlarla konuta erişebilir hale geleceğiz. Şimdi bu tabii herkesin aynı zamanda beklentisi. Herkes bunu bekliyor. Herkesin en büyük arzularından bir tanesi bu. Tabii bu da sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ve anayasanın birinci maddesi, yani insanlar barınma ihtiyacı. Yine Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinin en önemli şeyi insanların barınma ihtiyacı. Bir an önce buna dikkat edilmesi ve hızlı bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyor. Çünkü biraz önce söyledim, biz konuta erişebilirlik zirvesini yaptığımız zaman son oturumda verilerle bunu ortaya koyduğumuzda şunu gördük ki, veriler eğer bu konunun üzerine gidilmezse, insanlar bu stokların azalmasına bağlı olarak çok ciddi anlamda, bırakın satın alma, yani konutta kiralayıp da orada oturabilme şansını elde edemeyecekler. Çünkü dediğim gibi gelirler
O şeyde ilerlemiyor. Evet. Ve bir de tabii ki bu nereye kadar, ne kadar sürdürülebilir? Yani bunu bir yerde tabii ki geriye çekebilmek gerekiyor. Mutlaka bu konuda hükümetimizin çalışmaları, mutlaka Maliye Bakanımızın çalışmaları vardır diye düşünüyorum. Ve bunlar da devreye girecektir. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Süremiz de kalmadığı için ama Rica başka bir ederim. zaman yine başka bir başlık altında yeniden görüşlerinizi almayı da çok isteriz. Onu da belirtelim. Estağfurullah. Tabii ki umarım açıklayıcı ve net olmuştur. Ben hem ilişkisini kurdum, hem çözüm önerilerini getirdim, hem de bununla ilgili mevcut durumumuzu ortaya koydum. Umarım bununla ilgili bir an önce çalışmalar hızlı bir şekilde gerçekleşir diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim bu programda yer verdiğiniz için. Teşekkür ederim hocam. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle diyelim size. Çok Görüşmek üzere. sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.